Merhabalar, Kudretli Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün nefis bir çörek yaptım, tereyağlı çörek. O kadar güzel ki anlatamam size. Mutlaka deneyin, tavsiye ediyorum. Çok güzel pişti. Hem alt hem üst kızardı güzelce. Kabarmalara doymayan çörek bu. İster çay saatinde, ister kahvaltıda, isterseniz yapın, dolabınıza atın, difriz kısmına. Daha sonra çıkarıp yine aynı şekilde pamuk gibi mis gibi tüketebilirsiniz. Isıtacağım uygun bir tencereye sütü, sıvı yağını, tereyağını ilave edip bu harcı ocakta alıştıracağım. Çok hafiften. Evet, harcımı alıştırdım. İçerisine bir paket kuru maya ilave ediyorum. Siz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz bu verdiğim ölçüye. Karıştırdıktan sonra tuzunu da ilave ediyorum. Daha sonra yoğurma kabıma alacağım. Harcın iyice ılık olması gerekiyor. Bir yumurtanın sarısını üzerine kullanacağım için beyazını da karışıma katacağım. Bu yüzden harç ılık olmalı ki yumurtayı pişirmemesi için, yoksa iyi bir görüntü olmaz. Lezzet açısından da aynı şey. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Siz yine de unu kullanırken mutlaka kontrollü kullanın. Çırpma telini içerisine alıp hamuru elimle toparlayacağım. Evet, sizin de gördüğünüz gibi yumuşak hamur elde ettim. Temiz bir mutfak havlusuyla üzerini kapatıp tam 30 dakika dinlendiriyorum oda sıcaklığında. Hamurum yeterince dinlendi. Çok hafiften elimle şekil vermek istiyorum tepsinin şekli için. Daha sonra yağlamış olduğum tepsiyi alıyorum. Tepsinin içerisine de tam tepsiye dolduracak şekilde açıyorum. Daha önceden fırınımı 200 dereceye ayarladım. Isınmış bir fırına birazdan hemen atacağım. Ayırmış olduğum yumurta sarısını üzerine sürüyorum. Çok pratik. Evde bulunan malzemelerle hemen hemen herkesin evinde oluyor bu malzemeler. Yapılabilir bir tarif. Çok pratik gerçekten. Ben üzerine mavi haşhaş kullandım. Sizin arzunuza göre isterseniz hiçbir şey de kullanmayabilirsiniz. Veya susam, çörek otu, nasıl isterseniz. Böyle bir aparatla da süslemek istedim. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.